Bir varmış, bir yokmuş. Yüksek tepelerin olduğu güzel ormanda bir fil yaşarmış. Bu fil insan eşyalarını toplamaktan çok hoşlanırmış. Fil o gün gezinirken camları kömür kadar siyah insan gözlükleri bulmuş. Hemen takmış gözlükleri ve başlamış ormanda dolaşmaya. Gel gelelim bu fil biraz sakarmış. Gözlükleriyle ormanda gezinirken dik bir uçuruma yaklaştığını görmemiş. Ne olduğunu anlayamadan başlamış uçurumdan aşağı yuvarlanmaya. Tepenin üzerinde uçan anne kuş filin başına gelenleri görmüş ve ona yardım etmek istemiş. Hemen arkadaşları kurbağa kardeşin yanına uçmuş, ondan gördüklerini anlatmış. Biz kocaman file nasıl yardım edebiliriz ki demiş. Kurbağa kardeşler, kuş ise belki onu taşıyamayız ama file suyun nerede olduğunu gösterebiliriz. Su içerse kendini çok daha iyi hisseder demiş. Kuş ve kurbağa kardeşler hızlıca uçurumun tepesine gitmişler. Kuş demiş ki ben aşağı gidip filin nasıl olduğuna bakacağım. Kurbağalar ise bizde vrak vrak sesler çıkartarak filin suyun nerede olduğunu göstereceğiz demişler. Kuş uçarak filin olduğu yere gelmiş. Filin canı çok acıyormuş. Ne ayakları oynayacak ne de ayağa kalkacak gücü varmış kuş. Keşke daha dikkatli olsaydın. Fil kardeş, su içmek seni kendini getirir. Hadi kalk ayağa da su iç. Suyu bulmak için arkadaşları kurbağaların sesini takip et demiş. Vrak 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 vrak. Uflaya puflaya ayağa kalkmış fil. Vrak 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 vrak. Sesleri takip ederek suyu bulmuş. Sallamış ortamını suya ve başlamış içmeye. Her yudumda kendini biraz daha iyi hissediyor ve ağrıları geçiyormuş. Fil kuşa çok teşekkür etmiş. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Her zaman benden yardım isteyebilirsin demiş fil. Günlerden bir gün anne kuş yavrularını beslemek için yuvasına gelmiş. Bir de ne görsün, ne yavrular varmış ortada ne de yuvası. Bu olsa olsa o kurnaz kargaların işi olabilir demiş. Kargalar sırf eğlence için ormandaki hayvanların işlerini bozar ve onlarla uğraşırlarmış. Anne kuş ağlayarak kargaların yanına uçmuş. Biliyorum, yavrularımı sakladınız. Neredeler? Çabuk söyleyin bana demiş telaşla. Kargalar gülerek, yavrularını asla bulamazsın. Bulsan da onları almana izin vermeyeceğiz. Kuşun aklına arkadaşı filin verdiği söz gelmiş. Filin yanına gitmiş ve olanları anlatmış. Fil, sen merak etme anne kuş, yavrularını bulacağım demiş. Başlamış fil koklamaya, ormanda ipucu aramaya. Bir süre sonra kuşun yuvasında parçası olan kabuk parçalarını bulmuş. Sonra uzaktan küçük yavrularını çık çık sesleri duymaya başlamışlar. Evet yavrularım, hemen o çalılığın ötesindeler demiş anne kuş. Fil ve anne kuş yavrulara doğru ilerken yaramaz kargalar onlara hızlıca geliyormuş. Fil koca hortumuyla bir oraya bir buraya sallayarak kargaları korkutmayı başarmış. Korkan kargalar titreyerek anne kuş affet bizi, yavruların az ötede, bir daha asla seni ve yavrularını rahatsız etmeyeceğiz demişler. Anne kuş hızlıca yavrulara uçmuş ve onları kocaman sarılmış. Onları bulduğu için gerçekten çok mutluymuş. Yardımlaşma ve iyi kalplilik hem fil hem de anne kuşu kurtarmış. Bundan sonra böyle hep dost olarak kalmışlar çocuklar.